Yaklaşık 6 senedir profesyonel olarak CrossFit atleti, aynı zamanda da antrenörlük mesleğiyle uğraşıyorum. Geçirdiği bir motosiklet kazası sonrasında sırt bölgesindeki omurlarda kırık gelişiyor ve o bölgede, o seviyede T6 seviyesinde omur ilk yaralanması gelişiyor. 14 Mart günü talihsiz bir motor kazası sonucu omurilik felci geçirdim. Şu an ondan kurtulmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Gayet memnunum. Fizyoterapistler gayet işini iyi yapıyor. Herkes istekli. Süreç iyi geçiyor bence. Şimdi Deniz'in tabii bu süreçte iyi olması, bu kadar hızlı ilerlemesinde etken faktör kaslarının durumu, dayanıklılığının iyi olması. Her ne kadar olay olalı 4 ay olsa da kas zemini iyiydi ve bilinçli bir çocuktu. O anlamda işiniz çok kolaylaştı, daha hızlı adapte oldu. Yani dengesi daha hızlı gelişti, daha uzun süre ayakta kalabildi. Bu egzersizlerle hem dengesini sağlamaya çalışıyoruz, kaslarını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz ve dayanıklılığını arttırmaya çalışıyoruz. Günlük manuel terapi, yani fizyoterapistler eşliğinde manuel terapi artı robotik sistem, yani lokomat kullanıyoruz tedavi için. Onun haricinde tens dediğimiz elektrotlar var, kası tekrar sıkması için, yani formda tutmak için. Hatta duyu eğitimi programını aldık. Yani hem duyusal anlamda gelişsin hem de sinir iyileşmesini desteklemesi için. Biz Deniz'de tabii 3 haftada çok yol kat ettik. O anlamda ayakta konumlandırabildik ve ilk adım çalışmalarımıza başladık. Gelişmemden genel olarak herkes memnun ama ben daha fazlasını istiyorum her zaman. Ama tabii ki hedefimiz etkili bir yürüme sağlamak için. Yürümesini geliştirmek, kaslarını kuvvetlendirmek. Bunda belirleyici faktörler bizim yaptığımız rehabilitasyon uygulamaları çok önemli. Ama sinirlerin kendini yenilemesi süreci de önemli olduğu için bu bir süreç ve bu süreci en hızlı şekilde tamamlamaya çalışacağız. Kısa vadede tabii ki bir takım hislerin, yani duyuların ve motor fonksiyonların birazcık daha ön plana çıkmasını istiyorum, geri gelmesini istiyorum. Tabii moral motivasyon çok önemli. Yani hastanın katılımını, etkili çalışmasını, fizyoterapi süreçlerinde etkili çalışmasının çok belirleyici bir faktör. O yüzden biraz tabii soru işaretleri vardı. Ne olacak, bu süreç nasıl olacak? Onları konuştukça, paylaştıkça, o da anladıkça süreci daha hızlı yol kat ettik. Bence bu da çok önemli bir faktör oldu bizim başarımızda. Disiplin her şeyden çok daha önemli. Ya şimdi şöyle düşünüyorum, hani depresif olmak, içine kapanmak, eve kapanmak. Bunların hiçbir zaman hani ileriye götürme şansı yok bize. Yani eninde sonunda depresif de olsak, mutsuz da olsak, fizyoterapi saati geldiğinde, yani eğer orada terlemiyorsak, kendimizi zorlamıyorsak gelişim beklememeliyiz bence. Bu herkes için geçerli. Moral ve motivasyon olursa çalışmamızı, hani fizyoterapideki performansımızı ister istemez bu etkiliyor. Ama moral motivasyon olmasa bile bir şunun farkında olmak istiyorlar. Yani bu durumdan çıkmak istiyorlarsa çaba harcamaları gerek. Çabasız hiçbir şey olmuyor çünkü bu dünyada.